stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? Hoş geldiniz. Bugün 5 Aralık Dünya Mal Sergini'ne özel olarak ücretsiz yayınımızla karşınızdayız. Arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza, diğer mühendis adaylarına göndererek daha çok yayınımızı sağlayabilirsiniz. Bugün eğitmen, yazar, mühendis Sayın Buğra Hocamız bizimle. Buğra Hocamızla NFT, Metaverse, Blockchain gibi konular hakkında konuşuyor olacağız. Lütfen arkadaşlarınıza gönderin ki onlar da bundan faydalanabilsinler. Hocam sözü de çok uzatmadan sizi ufaktan bırakayım isterseniz. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi sohbeti okuyorum ben. Şeyle başlayalım. Hangi bölümlerde olduğunuzu yazarsanız hani rutin bir sunum olmasın. Size özelleşmiş biraz da bir sunum olsun. Örnekleri sizin bölümleriniz üzerinden vereyim. Bir de bir ekran paylaşacağım şimdi. Chat bölümüne bölümlerinizi iletirseniz oradan hocamız sizin bölümlerinize yönelik gelecekte mesleklerinizle alakalı avantajlardan daha kolaylıkla paylaşabilir. Şimdi bir ekran paylaştım. Görülür, geliyor herhalde değil mi? Şimdi burada sol tarafta şeyler var, numaralar var görüyorsunuz. Bu sorulardan en çok hangisi ilginizi çekiyor? Mesela oraya yazabilirsiniz 13 numara, 22 numara gibi. Birkaç dakika onları yazın. Burada 26 tane var. Bölümleri de okuyorum ben. Ekranı görüyor musunuz? Oradan yazabilirsiniz. Tamam, 20, 24, 26. ...7 ve 20 var... ...13, 13 var... ...tamam... ...bir 15-20 saniye daha alalım... ...23... ...11, 7, 4... Baninaları çok merak etmiş. Tamam, yavaş yavaş. Biraz geç geliyor mesajlarınız, o yüzden bekliyorum. Metaverse çok merak edilmiş. Özellikle 11 denilmiş. Tamam, güzel. Şimdi başlayalım. Bu ekranı durduralım. Başka bir ekran paylaşacağım. Bir bakayım, geldim, tamam. Şimdi arkadaşlar, bu Web3 ile ilgili olarak, şimdi birkaç dakika yorumlarınızı görmeyeceğim. Biraz daha bakayım, 6 var, 7 var, tamam. Şimdi Web3 ile ilgili genel biraz bahsedeceğim, daha sonra yorumlarınızda bahsettiğiniz sorulara da değineceğim. Şimdi not almanızı tavsiye ederim, hazır burada dinlerken. Tekrar dinlemeye gerek kalmasın, faydalı olur. Şimdi arkadaşlar, Web3 nedir diye baktığımızda bu kripto para ekosisteminin de büyümesiyle son birkaç ayda özellikle iyice ortaya çıktı. Aslında şöyle, Web3 90'lardan beri bizim bilişim camiasında konuşulan bir konuydu. İnternet ilk kurgulanırken ya bunun birinci, ikinci, üçüncü aşaması nasıl olur diye düşünmüşler ve birinci aşamanın statik web siteleri. Yani çok az kişinin internet sitesi var. Herkes onları okuyor. İkinci aşamada artık herkesin internet sayfası var. Bir şekilde sosyal ağlar yoluyla vesaire. Benim annemin de var.
babamın da var ve burada herkes içerik üretiyor. Bunu Web 2 diye düşünmüşler. Web 3 de demişler ki ta 90'larda artık yapay zeka çok ilerler, semantik bir web olur. Yani internet siteleri kullanıcıyı anlamaya başlar ve ona göre içerik üretir. Örneğin yarın hava kaç derece yazdığında internet sitesiniz ise işte Ankara'da yeni mahallede yarın hava şu derece 15 derece. İşte dolabında da şöyle bir şey var, onu alıp çıkabilirsin dışarıya şeklinde bir içerik üretmesi hayal edilmiş. Şimdi biz bunu yıllarca konuştuk da bu reel anlamda çok gerçekleşemedi. Bu tarz örnekler de çok başarılı olamadı. Mesela Bing bunlardan biriydi, arama motoru. Diyordu ki biz arama motoru değiliz. Biz mesela bir kişi Ankara'da balık lokantası olarak nereyi tavsiye edersin dediğinde cevap verebilecek bir platformuz. Ama çok başarılı olmadı. Eski yorum buydu. Daha sonra bu yeniden yorumlandı. İlk yeniden yorumlanması 2014 yılında oldu. Nisan 2014 yılında o zaman Ethereum'un CTO'su, şimdi Polkadot'un kurucusu Gavin Wood bir blog yazısı yazıyor. Dikkat edin, bu blog yazısını teknik bir yerde değil, Yeni Modern Dünya isimli bir blogda yazıyor. Ve diyor ki Edward Snowden olayından sonra biz gördük ki data monopolleri, yani Google, Facebook bu verilerimizi kontrol ediyor. Ve bizim bunda bir kontrolümüz yok. Bu çok tehlikeli. Gelecek yıllarda daha çok veriyi internete vereceğiz. Dolayısıyla interneti yeniden kurgulamalıyız. Gelin buna Web3 diyelim. Bu yazısının son paragrafını da şöyle bitiriyor. Bu aşama aşama olacak diyor. Ve diyor ki yavaş yavaş web platformlarının buraya doğru geçtiğini göreceğiz. Tabii bu bir temenni, bir bakış açısı. Ethereum'da bunu yapmaya çalışıyorlar aslında, dünyanın süper bilgisayarını, ama Ethereum ölçeklendirme sorunundan dolayı yolda biraz takılıyor. Ölçeklendirme sorunu dediğimiz şey, bir manav düşünün. Bir anda insanlar gelip domates almak istese manav hepsine cevap verebilir mi? Veremez. Aynı şekilde bu kadar fazla insan bu blok zinciri altyapıyı kullanmak istediğinde yeterince hizmet veremiyor. Gas dediğimiz oradaki o ücretler çok şişiyor. Gez dediğimizde şöyle düşünün, biz burada dünyanın süper bilgisayarını yapıyoruz. Bunu bir araba gibi düşünün. Bu arabada her gaza bastığınızda biraz benzin harcıyorsunuz. Bu sistemdeki gez, Ethereum'un gezi de bu. Gavin Wood bunu yeniden yorumladıktan sonra birçok platform yola çıkıyor. Aslında Ethereum'da hani o ekipten biriyle de konuşmuştum. Ethereum'u ilk kurgularken şöyle demişler. Bizim çok fazla pazarlama yapmamıza gerek yok. Teknoloji kendisini zaten kanıtlayacak. Ve bunu da başardılar aslında. Çünkü hala Ethereum biliyorsunuz ikinci sırada Bitcoin'in ardından ve birçok platform Ethereum'un alternatifi olmaya, yeni Ethereum olmaya çalışıyor. Şimdi bunu kurguladıktan sonra demişler ki tamam, Web 1, Web 2 araçları var. Bir de Web 3 araçları nasıl olacak? Şimdi siz benim sunumumu görüyorsunuz, tarayıcıyı görmüyorsunuz. Az sonra tarayıcıyı da gösteririm. Mesela benim kullandığım tarayıcı bir Web3 tarayıcısı. Brave, Google Chrome değil, Brave. Ne var? İşte burada reklamlar engellenmiş durumda. Cüzdanlarım entegre bir şekilde, buradaki cüzdanlarım entegre. Ve birçok platformu biz Web3'e geçirebilir miyiz diye bir gayret ortaya çıkıyor. İşte Netflix'inden tutun Google'ına, hepsine. Ama tabii bunların çoğu başarısız oluyor. Başarısız olmasının sebebi ne? Çünkü birincisi insanlık buna o kadar hazır değil. Çok yeni bir konu bu. Şöyle düşünün. Mesela Bitcoin'in ne kadar sürede icat edilmiştir? Yani bir soru sorayım, hemen chat'e bakayım. Bitcoin bir anonim para yapmalıyız manifestosu yapıldıktan ne kadar süre sonra hayata geçirilmiştir? Kaç yıl sonra? Chat'ten yazabilirsiniz. Ben devam edeyim çünkü geç geliyor. Ondan sonra chat'teki yorum. Tekrar soruyorum. Bitcoin ilk manifesto yazıldıktan sonra bu kişiler kaç yıl sonra hayata geçirdi? Hayır. İlk manifesto 2009'da, tamam, Bitcoin yayınlanıyor ama kaç yıl sonra? Melih Taşkın yaklaşmış. Yaklaşık 30 yıl sonra arkadaşlar. Yani 1985'te manifesto yazılıyor. Ve 23 yıl dünyanın en iyi bilgisayar bilimcileri, profesörleri, kriptografik uzmanları, fütüristleri çalışıyor. O yüzden aslında çok emek barındıran bir şey. Peki ne olacak bunu? Buradan lütfen not alın bunu. Şimdi bizim Web1'de bilgi internetimiz vardı. Yani neydi? Şöyle düşünün. Siz bir içerik üreticisiniz. Mesela bir blogunuz var.
yazılar yazıyorsunuz. Web 1'de neye bakıyordunuz? Ya bloğuma kaç kişi girmiş? Sayaç artmış mı? Web 2'de neye bakıyordunuz? Kaç kişi beğenmiş? Kaç kişi yorum yazmış? Bunlara bakıyordunuz. Web 3'te ise şuna bakacaksınız. Kaç kişi beni finansal olarak desteklemiş? Aslında finansal motivasyon göndermiş. Motivasyon anahtar bir kelime. Dikkat ederseniz son 15 yılda sosyal motivasyon gönderdi dünya birbirine. Bu da toplumsal yapıda önemli değişiklikler ortaya çıkarttı. Ama finansal motivasyon gönderecek altyapımız yoktu. Mesela bankacılık sistemi falan buna uygun değil. Yeterince akışkan değil. Dolayısıyla bizim zihnimiz de ona göre şekillendi. Bizim zihnimiz de yeterince akışkan değil. Biz bunun değiştiğini göreceğiz. Şimdi şöyle düşünün. 1990 bütün okumalarınızda Web 3'ü okurken Web 2'ye nasıl geçtiğimizi hatırlayın. Çok yardımcı olur. Şimdi şöyle düşünün. 1997 yılında bir tane web sitesi var, böyle tek bir sayfalık. Siz bir şey kurguluyorsunuz kafanızda. Diyorsunuz ki ya ben bir tane şarkı yapsam, bu şarkıyı insanlar dinlese, beğense. Bunu o zaman internetinde hayal edebilir miydiniz? Edemezsiniz ama şu an çok basit. Hatta bu o kadar hani ayağa düştük artık, o TikTok'ta insanlar çok çok sıradan şeyler üzerinden bile içerikler üretebiliyor. İşte ama 97'deki zihnimiz yeterince akışkan değildi. Bu her anlamda, üretim anlamda, her anlamda. Twitter'ı düşünün. Twitter'da atılan her tweet aslında sanatsal bir üretim olabilir. Yani o şekilde de atılabilir motivasyonla. Ama ona biz 90'larda öyle bir şeyi hayal edemeyiz. O yüzden Web 3'ü şu anda çok az hayal edebiliyoruz. Yavaş yavaş zihnimiz değişecek. Ve burada mülkiyet interneti söz konusu oluyor. Mülkiyetten kastımız ne? Şu anda sahip olduğumuz hiçbir şey yok internette. Hepsine internet devleri sahip. Yani şu anda mesela StreamYard'dan yayın yapıyoruz. Google Documents'tan Google dokümanlara bakıyorsunuz. Bu dokümanlar üzerinde benim bir hakkım yok. Google istese siler. Çok zor yani, çok. Veya buradan bir gelir elde ediyor. Google bana bir şey vermek zorunda değil. Öyle bir felsefede değil. Web 2 bunun üzerine kuruldu. Bu da bir zorunluluktu aslında. Kullanıcılar internete para ödemek istemediği için Web 2 de felsefesini şunun üstüne kurdu. Ben senden olabildiğince seni ürünleştiririm. Senin üzerinden gelir elde ederim. Şimdi bizim iki tane ana kavramımız var Web 3'te. Bir tanesi mülkiyet. Az önce bahsettim, sizin varlıklarınız oluyor. Yani Bitcoin'i soğuk cüzdana çektiğiniz zaman o sizin varlığınız. Bir otoritenin varlığı değil, dijital otoritenin. İkincisi güven. Güven dediğimiz şey de şu. Mesela şöyle örnek vereyim. Şimdi benim elimde bir tane telefon var. Ben bu telefonu Bahar'a verdim. Bunu Güney Defter'e yazdım. Şimdi Güney burada otorite oluyor ama Güney güvenilmez biri ise nasıl çözebilirim? O zaman diyorum ki benim Bahar'a telefon verdiğimin kaydını 1 milyon kişi deftere yazsın. Tamam, güzel. Peki bu 1 milyon kişi ne karşılığında bunu yapacak? Diyorum ki bir tane matematik soru sorayım. İlk soruyu cevaplayan kişi elini kaldırsın, cevabı söylesin. Diğerleri de bu cevabın doğru olduğunu onaylarsa o bir ödül kazansın. İşte bizim bütün Bitcoin madenciliği dediğimiz mesele bu. Yani Bitcoin madencileri bu şekilde yapıyor. Benim Bahar'a telefon verdiğimi 1 milyon kişi deftere yazdığı için de bunların en az 500 bin bir tanesine sahtekar olması lazım ki sistem bozulsun. Bu da %51 saldırısı oluyor zaten. Ve 500 bin bir kişi bu güce sahipken bu dolandırıcılığı yapar mı? Yani Satoshi Nakamoto white paper'da buna değiniyor. Yapmaz diyor, bu kadar büyük bir zenginliği kaçırmaz. İşte buradaki şey güven yerine yeni fikir birliği algoritmaları koymamız. Fikir birliği algoritmaları dediğimiz konsensüs algoritmaları bunlar işte. Yani tek bir otoriteye değil de dağıtık bir yapıya güveniyoruz. Şu an ben doktora kapsamında fikir birliği algoritmalarına çalışıyorum. Bu sunumdan sonra da çalışacağım. Gördüğüm kadarıyla 84 tane algoritma var yani. Fikir birliği algoritması her konuda var. İşte bugün gördüğünüz kripto paraların arkasında, white paper'larında aslında farklı fikir birliği algoritmalarına dayandıkları yazıyor. Ve herkes kendi algoritmasıyla yarışıyor. Burada peki şunu diyebilirsiniz. Bunların en iyisi hangisi? Aslında en iyisi diye bir şey yok. Yani hepsi kendisinin en iyi olduğunu iddia ediyor ama 3 tane şey önemli. Bir blok zincir projesinde merkeziyetsizlik, 2 ölçeklenebilirlik, 3 güvenilirlik. 3 tane şey var. Bunlardan bir tanesini biraz esnettiğinizde
işler kolaylaşabiliyor. Ama 3 ipi de çok sıkı tuttuğunuzda işler çok zorlaşıyor. Ama asıl başarı 3'ünü birden yapabilmek. Yani siz bir proje yaptınız. Tamam, çok hızlı. Transferler çok hızlı çalışıyor. Ama merkeziyetsizliğiniz az olabilir. Ondan dolayı eleştiriyor olabilirsiniz. Veya güvenilirliğiniz düşük olabilir. Veya Bitcoin'i düşünelim. Bitcoin tamam, mükemmel merkeziyetsiz ama hızı çok yavaş. Yani 1 milyar kişi Bitcoin'i kullansa o transferleri nasıl kaldırabilir? Orada eleştiriler var. Çeşitli çalışmalar var ama yine de eleştiriler var. İki ana kavramı aklımızda tuttuk. Bütün Web 3'ü önümüzdeki 15 yıl bütün interneti bunun üzerine kurgulayacağız. Burada Gavin Wood ve Vitalik Buterin isimleri çok önemli. Ethereum'un kurucuları. Aslında Web 3'ü kurgulayan da Ethereum kafası aslında. Yani sadece Gavin Wood değil de biraz da Ethereum'un ekolü. Buradaki birçok şeyi biz dağıtık hale getireceğiz. Yani şöyle düşünün, NFT'leri konuşuyoruz. Eğer NFT'nin içindeki videoyu, görseli biz merkezi bir sunucuda tutarsak, o merkezi sunucuyu da sel basarsa, yangın çıkarsa biz bir merkeziyetsizlikten söz edebilir miyiz? İşte o yüzden bütün dosyaları da aynı şekilde dağıtık hale getirmek lazım. Burada not almanızı istediğim bir isim Yuan Bennett, Filecoin'in kurucusu ve dağıtık dosya sisteminin öncülerinden. Aynı zamanda Siacoin diye bir coin var. O protokolde benzer şekilde çok güzel çalışmalar yapıyor. Aklınızda olması gereken şu, Web3'te dosyaları da dağıtık hale getireceğiz. Şimdi bu Barış Özcan'ın videosunda da vardı. Herhalde klasik bir şey, Web2'den Web3'e geçmeyi gösteriyor. Arkadaşlar burada şu aklınızda olsun. Şimdi bunlar doğru. Chrome yerine Brave kullanabiliyoruz falan. Bu projelerin çoğu başarısız oluyor. Bunun bir tane sebebi var. Bu sunumdan aklınızda kalanı olsun. Biz Web3'ü şu andaki Web2'deki zihnimizin akışkanlığıyla düşünüyoruz. Dolayısıyla biz aslında bir şeyin gelecek projeksiyonu değil, bir şeyin gölgesini hayal ediyoruz. Çünkü Web1'deyken biz bunları Web2 platformlarını hayal edemezdik. Her şey zaman içerisinde çok sıkı takiple gerçekleşti. Hatta belki Facebook kullandığımız yıllarda Instagram'a bile bu hayal edemez. Yani Instagram'ın bu kadar başarılı olacağını. Burada teknik mühendisler de vardı. Teknik şeyler var. Web3 kütüphaneleri var. Bunlar da aynı felsefeyle kurgulanmıştı. Ethereum'un JavaScript kütüphanesinin Web3 olması. Python kütüphanesi de var. Bunlar aynı şekilde kurgulanmış. Şimdi sorulardan bir tanesi şuydu az önceki. Web3'ün nasıl parçası olabilirim? Arkadaşlar burada buna değineyim. Web3'ün parçası birçok şekilde olabilirsiniz. 10.000'den fazla proje var. Birincisi en basit community manager'ı olabilirsiniz bir proje. Benim üniversitede okuyan kardeşim de şu an bir projenin community manager'ı. Ve o şekilde de yine maaş alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? O teknolojinin Türkiye'deki komünitesine, topluluğunu kuruyorsunuz ve teknolojiyle ilgili Türkiye'de bir şeyler üretmeye, insanlara onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir sürü protokol yarışıyor sonuçta şu anda. Hangisinin kalıcı olacağını zaman belirleyecek. İkincisi hibe alabilirsiniz Web3'ün partisi olarak. Yani bir şeyler üretebilirsiniz blok zincir ama yani hibelerden faydalanın. Bağımsız bir blok zincir üretip hibe desteği almadan devam etmeniz çok mantıklı değil. Burada bir sürü program hibe desteği veriyor. Bununla ilgili bir tweet serisi attım ben. Orada 15 tane programdan bahsetmiştim. Mesela burada gördüğünüz Web3 Vakfı'nın hibeleri toplam 1 milyar dolar hibe dağıttılar. Şimdi kategorilere yakından bakalım. Mesela finans. Finansı biz neden yeniden kurgulamalıyız? Çünkü dünyada unbank denilen bankacılığa erişim olmayan bir sürü insan var. Ve bu insanları bu finansal sistemin içine çekmemiz bir cihazla, akıllı telefonla çok daha rahat olabilir. Şimdi şu geliyor insanın aklına. Gidip banka hesabı açmıyor mu telefon verilen kişi? Aslında açmıyor. Biraz daha hantal bir iş banka süreçleri. Bir mobil uygulama üzerinden dijital varlıklarını yönetmek daha kolay. Örneğin şöyle düşünün. Dünyanın bir ucunda bir felaket oldu. Biz oraya akıllı kontratlar üzerinden yardım yaptık. O insanları da işte Buğra Coin diye bir coinle yardım yaptık. O oradaki markette de onun uygulaması var, götürüyor. Telefonunu çıkarıyor, QR kodunu okutuyor, Buğra Coin'le ödemeyi yapıyor ve oradaki marketten yardım erzağını alıyor. Bu sistemler, yani bunu Celo da bu anlamda önemli, Celo diye yazılıyor. Celo projesine de bakın. İkincisi oyun. Şimdi oyun endüstrisi şu anda oyuncu hakları çok
iyi düzeyde değil. Yani oyuncunun bir mülkiyeti yok oyun üzerinde. Biz bunları Web 3'te tamamen blok zincir üzerine geçirdiğimiz zaman birincisi birçok şey blok zincirin özelliği neydi? Yazılan bir şey silinmiyordu. Dolayısıyla daha şeffaf hale getirebiliyoruz. İkincisi buradaki ödemeleri daha hızlı, etkin bir hale getirebiliyoruz. Üçüncüsü oyun şirketlerine karşı oyuncunun haklarını demokratikleştirebiliyoruz. O yüzden çok hızlı bir şekilde oyun endüstrisi bu tarafa kayacak. Metaverse bunun bir parçası olacak. Metaverse de yani oyunlaştırılmış üç boyutlu sosyal ağ gibi düşünün Metaverse. Ama sadece Metaverse değil, bütün oyun endüstrisinin geçmesi mantıklı. Identity dediğimiz kimlik katmanı şu. İnternet sitelerine girerken Facebook'la oturmaş, Google'la oturmaş, şimdi bana mesela girerken StreamYard YouTube'la oturmaştırdı. Şimdi YouTube'dan belli verileri alıyor falan. Bunları nasıl kontrol ediyor, nasıl kullanıyor? Hiçbir bilgimiz yok. Burada kimlik projeleri var. Mesela Kilt mutlaka takip edin. Kilt projesi Web3'ün kimlik katmanını yapmaya çalışıyor. Ve bunu yaptığı zaman ne olacak? İşte siz bir siteye verdiğiniz veri bilgilerin nasıl erişildiğini görebileceksiniz. O bilgi onun merkez sunucusunda değil, kriptolojiyle saklanacak dağıtık bir ortamda ve hash kodları üzerinden iletişim olacak. Bu tarz biraz da kriptolojinin alanına girer. Hani teknik tarafı çok bir şey değil ama tüketici tarafında bizim için verilerimizin daha güvenli depolandığı bir yeni dönem. Interface dediğimiz şey. Şimdi bu Web3 platformlarının hepsine arayüz yazmak lazım arkadaşlar. Dolayısıyla mesela diyelim ki blok zincir üzerinden çalışan bir cüzdan geliştirdiniz. Ama bu cüzdanı mobil uygulama olarak insanlara vereceksiniz. Mobil uygulama tarafında siz yine normal bildiğiniz de React Native veya işte hangisi Android Studio vesaire kullanabilirsiniz, Swift. Ama bunu blok zincire bağlıyorsunuz. Bu tarz projelerde hibe alıyor. Şimdi düşünün, bir sürü blok zincir projesi var. Bunların çoğunun cüzdan uygulaması yok. Yani listeden rastgele seçip ben buna bir cüzdan uygulaması yapayım deyip iletişim kursanız size zaten hibe verirler. IoT dediğim şey nesnenin interneti. Şimdi Web3 manifestoları genelde şöyle başlar. İnternet bozuldu. Biz önümüzdeki 5-10 yılda internete çok fazla veri vereceğiz. Yani evimizdeki süpürgenin verisinden tutun işte araba, saat vesaire giyilebilir teknolojiler, belki sağlıkla ilgili veriler. Biz bu kadar veriyi Facebook'a, Google'a emanet etmeli miyiz? Tartıştığımız şey bu. Dolayısıyla nesnelerin internete verisini de dağıtık şeyler üzerinde çalıştırabiliriz. Burada eskiden beri ben teknolojisinin iyi olduğunu duydum ama çok araştıramadım. IOTA diye bir teknoloji var. Tangle diye bir teknoloji kullanılıyor. IOTA'ya bakabilirsiniz. IOTA'nın da hibeleri vardı sanırım. Onun dışında birçok projede var. Yani nesnelerin internette bu tarafa kayacak. Bir de burada ilginç bir şey söyleyeyim. Nesnelerle ilgili zihnimizi de akışkanlaştıracağız. Yani diyelim ki size bir ürün satıldı. Bir tane buzdolabı satıldı. Bu buzdolabının kullanımı ile ilgili belli şeyler size söylendi. Sizin buna uyup uymadığınızı da IoT üzerinden kontrol edebilir bir blok zincir ve ona göre sizin o markaya bir sonraki ürünü aldığınızda size bir indirim verebilir veya sigortası ile ilgili bir şey yapabilir. Nesneleri internete bağladığımızda artık nesneleri de biraz tırnak içinde söylüyorum yaşayan şeylere dönüştürüyoruz. Privacy dediğimiz katman buradaki her şey aslında 1985'ten beri gizlilik odaklı düşünüldü. Anonim para, anonim kimlik. Ama zaman içerisinde burada birçok gizlilik sorunu, yeni gizlilik sorunları ortaya çıkıyor. Bunları da çözen yine girişimler oluyor. Mesela Secret Network. Secret Network'ın Secret Vakfı da var. Bu tarz şeylere destek veriyor. Bu ne yapıyor? Akıllı kontratları privacy üzerine taşıyor. Akıllı kontratları gizlilik katmanı üzerine taşıyor. Ve bunun gibi projeler var. Mesela Dash Monero'yu duymuşsunuzdur. Dash Monero işin Bitcoin'i gibi, Secret Ethereum'u gibi. Yani Dash Monero bir varlık, dijital varlık, değer saklama aracı. Ama Secret direkt akıllı kontratlar üzerindeki bir şey. İşin 2.0'ı gibi. Robotics dediğim şeyde de yine robotların buraya bağlanması. Burada Robonomics projesi var. Robonomics'i takip edebilirsiniz. Önemli bir proje. Robotik endüstrisini blok zincire bağlarsak yine o zihnimizin akışkanlaştığı süreçte neleri, hangi akıllı kontratları türetebiliriz, dünyayı nasıl değiştirebiliriz konusunda çözümler geliştirilecek. Scaling dediğimiz şey ölçeklenebilirlik sorunu. Çeşitli teknolojilerde az önce Manav örneğinde verdiğim gibi ölçeklenebilirlik sorunları çıkıyor ve bunları çözen platformlar oluyor.
Yanılmıyorsam Plasma diye bir network vardı. Ethereum'da ilk başladı, sonra Polkadot'a geçti. Astar ismini aldı. Bu platformda yine aynı şekilde ölçek bu çözümleri yapıyor. Bir de Matic Polygon var. Bu konuda çok çalışkanlar. Bir kitap gelecek inşallah onunla ilgili de, Polygon üzerine. Polygon'u da araştırın. Social networking dediğimiz şeyde ana unsur yine mülkiyet olayı. Şimdi siz sosyal ağlarda bir sürü şey üretiyorsunuz ama bir yandan mesela biz ücretsiz eğitim ağı diye bir şey yapmıştık. Tak diye kapattı Twitter. Yani hiç muhatap bile bulamazsınız. Bir sürü şey üretiyorsunuz ama onlar üzerinde bir mülkiyetiniz yok. Ama sosyal ağları yeniden kurgularsak ürettiğimiz her içerikle ilgili böyle şeyler olabilecek. Mesela bir tane örnek vereyim. Subsocial, S-U-B Social nokta network. Bu siteye girin. Burada ne var? Siz bir içerik ürettiğinizde o dağıtık bir sunucuda depolanıyor. Site sizin içeriğinize müdahale edemiyor. Aynı zamanda biri beğen tuşuna bastığında otomatik oradaki cüzdan açılıyor. Yani Web3 cüzdanı. Ve o kişiye ödeme yapabiliyorsunuz. Yani sosyal motivasyonu finansal motivasyona dönüştürebiliyorsunuz. Geçtik storage. Storage'da ne var? Dosyaların saklanması. Şimdi başta söyledim. Biz dosyaları dağıtık hale getiremezsek Web3'ü dağıtık hale Web3'ü kurgulayamıyoruz. Ne yapıyor burada? Storage'da dosyaları dağıtık hale getiriyor. Genelde şöyle oluyor. Siz bilgisayarınızı veriyorsunuz bir hard diskte bir alanı ve bunun karşılığında coin kazanıyorsunuz. Ve bilgisayarınızda dosyalar depolanıyor ama siz onu açıp bakamıyorsunuz. Çünkü kriptolojiyle şifrelenerek depolanıyor bilgisayarınızda dosyalar. Ve storage'da çözümleri bunlar. Mesela burada çok proje olduğu için biraz ara sıra insan kar. Golem Network'e bakabilirsiniz. Golem. Golem'de bilimsel hesaplamalarda insanların ihtiyaç duyduğu hesaplama gücünü burada karşılıyor. Aynı zamanda işte Filecoin, Siacoin gibi platform protokollere bakabilirsiniz. Supply Chain dediğimiz bu tedarik zincirleriyle ilgili yine aslında zihnimizin akışkanlaşmasıyla ilgili bir şey. Şimdi mesela benim masama bir tane süt geliyor diyelim. Bu sütle ilgili ben ne biliyorum? Sadece gittim, markete aldım ve işte güveniyorum. Bakın güven. Web3'te en çok konuşacağımız şey güven. Yani güvenin olduğu yere biz güven yerine biraz kriptolojiyi koyabilir miyiz? Güveni azaltabilir miyiz? Daha az güveni sağlayabilir miyiz? Çünkü güven birçok sorun çıkarıyor. Ne yapıyor? O sütün bana gelişine kadar ilk sağlamasından itibaren bütün aşamalar blok zincire farklı kişiler süreçteki atıyorum 10-15 kişi blok zincire yazıyor. 10-15 kişi yazdığı için bir kişi manipüle edemiyor. Ve bir tür şeffaf gıda süreci oluşuyor. Bakın şeffaf gıda. Bir gıdaya baktığınızda onun size gelme sürecini görüyorsunuz. Aynı şeyi telefonlarda vesaire de düşünebilirsiniz. Tooling ve teknik improvements da. Şimdi burada birçok teknik sorun çıkıyor arkadaşlar. Bir sürü araç gereç lazım. Mesela bir Google bir Brave eklentisi lazım oluyor. Yani Google Chrome eklentisi gibi düşünün. Bunları yapan uygulamalar var. Bunları da hibe veriliyor. Ve cüzdanlar. Şimdi kripto paralarla uğraşıyorsanız bir süre sonra borsalarda para tutmanın yani bazı dezavantajları olduğunu görürsünüz. Sadece güvenlik açısından değil arkadaşlar, staking ödülleri anlamında da yani siz diğer daha çok staking alabilirsiniz cüzdanda tutarak. Dolayısıyla cüzdana çekmek istediğinizde ya bu kripto paranın veya bu dijital varlığın cüzdanı var mı, mobil cüzdanı var mı diye soruyorsunuz. Burada birçok cüzdan çözümü üretiliyor. İşte hep diyoruz ya Web3 nedir? Bakın işte Web3'ü alt katmanlarıyla gösterdik. Yine söylüyorum bunlar bizim Web2'deki zihnimizin düşünebildiği şeyler. Web3'te çok daha yeni şeyler düşünebileceğiz. Şu an işin gölgesine bu şekilde bakabiliyoruz. Şimdi slide'ı indirebilir olarak verin demişsiniz. Tamam veririm, o sorun değil. Biraz bakayım soru var mı? Şimdi NFT creator olmak ileride avantaj sağlar mı? Yoksa sadece popüler creatorların NFT'lerimi rağbet görecek? Şimdi çok güzel bir soru Kenan. Biz bunu yine bak aynı şeyle, metodolojiyle düşünüyoruz. Web 2'ye geçtik yeni. Herkes YouTube'a video atıyor. Biri diyor ki YouTube'a video çekmek iyi bir şey mi? Yoksa sadece popülerlerin eğitim içerikleri mi olur? Şimdi YouTube popülerleşmeye başladı. 2012'de iyice Türkiye'ye gelirlerde açıldı falan.
böyle baba baba dershaneler dedi ki biz buraya gireriz, eğitim videolarımızı koyarız. Biz zaten çok ünlüyüz, çok öğrencimiz var. Ve işte biz tercih ediliriz. Ne oldu sonra? Olmadı. Ama mesela benim hocama bakın, yani ne kadar süre sonra girdi ama aldı götürdü. Burada önemli olan yine content is king, yani içeriğinizin kalitesi. Ben NFT üretecek olsam önce şöyle yapardım. Bir NFT üretir, sadece orada bir ekosistemi anlamaya çalışırdım. Ama daha sonra çok nitelikli bir NFT, yani çok nitelikli bir koleksiyon yapmak için oturup düşünürdüm. Gerekirse aylarca düşünürdüm. Ben kendi öz eleştirimi yapayım. Bak mesela benim YouTube kanalımda matematik videoları var. İşte 50 bin tane falan abone var. Bu matematik videolarını ben sırf hobi olsun diye, hatta YouTube gelirleri Türkiye'ye açılmadan önce çekmeye başlamıştım. Ama bunlar vasat, yani çok kaliteli videolar değil. O zaman için iyiydi, 2010'larda. Ne oldu? Bir süre tercih edildi, sonra tercih edilmedi. Ama ben eğer süreci takip edip Tonguçlar, benim hocamlar gibi kaliteyi artıracak bir şey yapsaydım tercih edilirdi. Bu o yüzden yine içerik kral. Metaverse alan tasarımı, kişi tasarımı konularına nasıl gelişim? Şimdi Metaverse'e geleceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, Metaverse olayı, yani Zuckerberg ortaya attı, çok sert girdi tabii, şirketin adını değiştirdi falan, ama birazcık cambaza bak gibi bir şey. Asıl Metaverse'e asıl odaklanmamız gereken şu an NFT. NFT'lerin sonrasında NFT 2.0'lar olacak, daha sonra Metaverse'e doğru ilerleyeceğiz. Bu süreç çok hızlı olacak diyenler var. Benim tahminim o kadar hızlı olmayacak yani. Çünkü şimdi sanal gerçek, ben artırılmış gerçeklik üzerine de kitap yazdım. Buradaki en büyük sorun donanımsal altyapı, internet hızı gibi şeyler. Yani sanal gerçeklik gözlüğünü takıp o internet hızına, o dosya büyüklüklerine erişmek çok hızlı olmaz. Yani Silikon Vadisi'nde uygulanabilir ama küresel anlamda o kadar hızlı. Ama NFT ve NFT sonrasında mülkiyetin gelişmesi, NFT 2.0 dediğimiz NFT'lerin birbirine giydirebilmesi, RMRK projesi bunu yapıyor mesela. Bunlar yavaş yavaş olacak. Web 3.0 ile tamamen merkeziyetsiz bir yapıya geçebilecek miyiz? Bu aracı kurumları tamamen ortadan kaldıracak mı? Tamamen merkeziyetsiz bir yapıya geçeceğimizi sanmıyorum ama yavaş yavaş merkeziyetsiz yapılar da şeye girecek, yani gündemimize girecek. Mesela şöyle tahmin ediyorum. 5 yıl sonra bir internet sitesine bağlanırken cüzdanı bağlamak istediğimizde hem bir kripto parayla oturum aç, hem de belki dijital lirayla oturum aç olacak. Yani merkeziyetsiz yapılarla merkezi yapıların aynı anda entegre olduğu web siteleri görebiliriz. Sorulara bakayım. Web 3.0 developer adaylarının Solidity, Rust önümüzdeki yıllarda çok değerli olacağını düşünüyorum hocam. Sizce? Doğru, kesinlikle doğru. Hemen Rust öğrenmeye başlayın derim yani. Solidity de aynı şekilde. Web 3.0'a devletlerin tepkisi nasıl olacak? Yine Web 2, Web 1 gibi düşünelim. Web 1, Web 2'ye nasıl oldu? Şimdi tabii ki bir teknolojiyi önce suç grupları benimser. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyleri yoktur. Daha sonra farklı gruplar benimser. Yavaş yavaş otoriteler benimser. Otoritelerin çünkü daha fazla sorumluluğu vardır. Burada devlet veya annenizi çok ayırmayın yani. O da birisi evdeki otorite, biri başka bir otorite veya bir atıyorum Sezen Aksu müzik otoritesi, bir işte ne diyelim Hürriyet basın otoritesi. Bütün otoriteler bu tarz teknolojilere önce biraz uzaktan bakar, daha sonra yavaş yavaş rahatsız oldukları taraflarında ve belki bazı anlaşmalar sağlanarak sisteme girerler. Mesela merkezi borsalar bunun bir örneği. Merkezi borsalara girerken KYC yapıyoruz değil mi? Bilgilerimizi veriyoruz. Normalde blok zincirde bu yok. Soğuk cüzdanda. Yani bu şekilde merkezi borsalar sisteme adapte oluyor. Bunun gibi yani çok kesin bir şey düşünmeyin arkadaşlar. Yani bu Web 2'de de aynısı oldu. Yavaş yavaş tüm otoriteler ortak sistemle kaos bir yerde barışır yani çok. Siz o yüzden süreci takip edin derim. Web üzerine kariyer planlıyorum. Ne gibi tavsiyeler verirsiniz? Mesela birincisi, öğrencisiysen hemen bir community manager olabilirsin. Bir blok zincir programının elçisi olabilirsin. Ardından bilgisayar mühendisisin. Programlama dillerinden Rust,
Solidity gibi dillere yoğunlaşabilirsin. Askeri teknolojilere nasıl dokunabilir? Vallahi askeri şeylerle hiç ilgilenmiyorum ya. Yani özür dilerim cevap veremedim ama hiç zihnimi orada çalıştırmıyorum. Onu bilmiyorum yani askeri şeyleri. Web3 internet projesinin Centropy'nin üstlendiğini söylüyor. Ne dersiniz? Vallahi Centropy'ye bakayım. Ama dediğim gibi Web3 ile ilgili bu hafta da ha yok ya öyle bir şey yok. Yani herkes Web3 benim diyebilir ama bu hafta Wired dergisi yazısını yayınladığında Web3'ün mucidinin Gavin Wood olduğunu söyledi. İnternet kayıtları da bize onu gösteriyor. Ha bu demek değil ki Gavin Wood'un projesi en iyi Web3 projesi değil. Centropy veya şey olmayacak. Onlar yani yolda geliştirdikleri teknolojik ve işte sosyal çözümlerle gösterecekler. Yerinde saymamak ve Web 3.0 gibi bir yeniliğin parçası olmak isteyen herkese verebileceğiniz tavsiyeler var. Mesela Brave'i kullanmak değil de bir parçası olmak istiyorum. Tamam, Brave'in parçası olmak istiyorsanız mesela BAT token var. İşte onun arkasında Brave var ama Brave'in iletişimi çok iyi değil. Brave organizasyonu hani ben çoğunu tanıyorum bunları. Ama farklı bir organizasyonla iletişim kurabilirsin. Mesela Kit'le iletişim kurabilirsin. Kardeşim orada elçi olduğu için hani iletişimi kurduruz. Kastamonu, İstanbul, Lüleburgaz, Trabzon. Farklı şeyler de olabilir. Aslında biraz bahsettim. Buradaki şeyleri, programları. Bir de burada hibe verilen programları arkadaşlar kaynak kodları GitHub'da var. Girip inceleyebiliyorsunuz. Bakalım başka ne varmış. Bundan bahsettim. Bizim server client ilişkimiz değişiyor. Mesela bir arabayı alırken bile şey yapın. Mesela diyorlar ya neyime yarayacak Bitcoin veya neyime yarayacak kripto paralar veya dijital paralar. Her şeye yarayacak işte. Mesela arabayı alırken bile siz geleneksel kontrat yerine akıllı kontratlarla satın alabileceksiniz. Mesela organizasyon yapılarımızın tamamen değiştiğine tanık olacağız. Şu anda örnek veriyorum. Covalent diye bir uygulama var. Protokol kitabını yazdık biz onun. Aybars'la. Covalent DAO'ya geçti. Yani Covalent'te siz bir hibe istediğiniz zaman DAO organizasyonuna bir proposal yazıyorsunuz. Daha sonra bu proposal onaylanıyor. Onaylanırsa hibe veriliyor. Onaylayan kişi de bir merkezi otorite değil. Oradaki o dijital varlığı elinde bulunduranlar. Yani bir tane varlığı bile olsa oy verebiliyor. Bir yandan sorulara bakıyorum. İsmail Emre demiş ki sizce ilerleyen süreçte kurumsal şirketlerin kendi blockchain altyapılarını kurup kendi token ve cüzdan uygulamalarını çıkabilirler mi hocam? Mesela Trendyol, Trendyol cüzdan, Trendyol token gibi geç bile kaldılar yani bence çok geç bile kaldılar. Yani bir markanın internet sitesi varsa, bir markanın sosyal ağı varsa, Web 1 ve Web 2'de konumlandıysa Web 3'te de konumlanır. Hatta biz nasıl bunu göreceğiz? Mesela Lipton ile Oreo'nun gofreti Twitter'dan konuşuyordu değil mi? Biz iki markanın aslında iki marka kimliğinin birbiriyle iletişim kurduğunu gördük. Bunun finansal iletişimi de olacak. Belki o zaman Oreo'nun gofreti ile Lipton'un çayı beraber bir sosyal bir burs programı kurgulayacaklar. Şimdi bakıyorum. Hocam bizim bir projemiz var. Üretilen küçük boyutlu datalarımız var. Bunları değişmez olarak kaydetmek istiyoruz. Bununla alakalı mevcut proje. Tamam. IPFS Interplanetary File System Filecoin'in hibe programı var bununla ilgili. Ona bakabilirsiniz. Hukuksal boyutu nasıl olabilir bu konuların? Şimdi hukuksal boyutla ilgili de uzmanlar ayrıca konuşuyor, çalışıyor. Bazı noktalarda çok rahat. Yani mesela diyelim ki sizin tarayıcınıza bir virüs bulaştırdılar ve cüzdan adresinizi değiştirdiler. Ödemeleri kendilerine yaptılar. Bu da ispatlandı. Burada hukuksal olarak takip kolay. Ama bazı noktalarda işte o privacy networkler yeni katmanlar da işi zorlaştırıyor. Bazen şunu duyuyorsunuz. Ya Bitcoin'deki transferler zaten izlenebiliyor cüzdan adresleri falan. Bitcoin izleniyor da hiç hangi adresten hangi adrese gittiğinin yazılı olmadığı blok zincirler var. Onlar da iş o kadar kolay olmayabilir. Sonuçta 25 yıl kriptograflar, kriptografi uzmanları, bilgisayar mühendisleri bunun üzerine çalıştı.
Yani bu gizlilik üzerine çalıştım. O yüzden hukuksal işler süreç biraz daha zor olacak gibi gözüküyor. Şimdi güzel dediğiniz site önerebilir misiniz? Tarık, benim Twitter'da Burayan'ın Twitter sayfasına gir. Orada hibe programlarını paylaştım. Onlara bir bak. Şimdi devam edelim. Mesela bu Remark'ın Metaverse uygulaması. Mesela burada bir kişi bir yer alıyor. Daha sonra buraya NFT olarak reklam panosunu koyuyor. Ondan sonra o reklamı gören kişiler üzerinden para kazanıyor. Bakın bunların hepsi NFT. İşte NFT'leri fonksiyonelleştirmemiz böyle olacak. Yoksa NFT şu an boşlukta aslında bu şekilde olacak. Daha sonra markaların dikkatini çekecek ve markalar yavaş yavaş buralara reklam vermeye başlayacak. Hepsi girecek mi? Hepsi girecek arkadaşlar. Yani Web2'ye hepsi girdi, Web3'e de hepsi girecekler. Kaçınılmaz. Çünkü odaklandıkları şey daha çok gelir elde etmek. İşte Metaverse dediğimizi biz ilk olarak bu şekilde göreceğiz. Tamam. Hocam, kripto ile entegre çalışacak hibrit bir oyun platformu projem var. Tek takımında Türkiye'den kimlerle çalışmamızı tavsiye edersiniz? Bu konuda benim gördüğüm iyi bir girişim Matrak diye bir proje var. O projeye bir bakabilirsin orada. Erdem falan var, bayağı bu konuda uzman. Oyun endüstrisinde. Matrak projesi. Matrak.io'ydu sanırım sitesi. Sunum buydu. Şimdi sizin o sorulara biraz odaklanalım hatırladığım kadarıyla. Mesela bunu soran olmuştu. Web3 ile ilgili eleştiriler nedir? Tabii ki buradaki eleştirilerden en önemlisi, bence en çok üzerine çalışmamız gereken şey, verilerin değiştirilemez olması. Dolayısıyla sizin kişilik haklarınızı ihlal eden bir bilgi blok zincirde paylaşılırsa bunun nasıl durdurulacağı. Biz bunu nerede görüyoruz? Mesela NFT'lerde çalıntı NFT'leri koyan kişiler görüyoruz. Burada da yine teknoloji kendi çözümlerini geliştiriyor arkadaşlar. Mesela ne yapıyor? O NFT'yi şikayet ediyorsunuz. Topluluğun onayına sunuyorsunuz. Daha sonra topluluğun onayından geçtikten sonra kaldırılabiliyor. Yani web sitesinden kaldırılıyor. Aslında blok zincirde duruyor ama. Şöyle hatırlıyorum sorularınızı başka. Bundan bahsettim. Web2'nin rakip felsefesi aslında merkezi dijital paralar. Yani Web3'ün rakip felsefesi. Bazı noktalarda kesişiyor. Örneğin dünyayı finansal olarak birbirine bağlama noktasında ikisi aynı eksendeler. Yani dijital lira ile Ethereum. Ama birbiriyle farklı baktıkları yerler var. Farklı baktıkları yerlerde özellikle mülkiyet, bir muhatap olmaması blok zincirde. Yani muhatap aslında fikir birliği algoritması ama o bir geleneksel bakış açısıyla bir muhatap değil tabii. Yani burada kesişiyorlar ve Facebook. Aslında Facebook'un Metaverse'ü Web3'le aynı şekilde düşünemeyiz. Yani birbiriyle çatışıyor. Bununla ilgili Business Insider dergisinde de bir yazı, sitesinde de bir yazı çıkmış bu hafta, baktım. Yani Web3 değil Facebook'unki. Çünkü siz Facebook'a güveniyorsunuz. Ve yine Facebook da mülkiyeti oluyor her şeyinizin, görünen. Dolayısıyla o Web3'ü sağlamıyor. Farklı bir bakış açısı. Zaten göstermiştim, Web3'ün manifestosunda doğrudan Facebook'a hedef alınmış yani. Web3 ne zamandır tam olarak ortaya çıktı? Bununla ilgili size bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hemen güzel bir okuma listesi paylaşacağım. Hemen bir saniye. Şimdi Satoshi Nakamoto Institute diye bir yer var arkadaşlar. Buraya girin, bakın. Bakalım gelecek mi ekrana. Geldi mi? Gelmedi şu an, değil mi?
Şimdi arkadaşlar buradaki okuma listesini ben de nasip olursa hepsini okuyacağım. Okumak çok önemli. Şimdi Web3 dediğimiz şey teknolojik, ekonomik, toplumsal bir icat. Teknolojik, ekonomik, toplumsal. Her üç anlamda bugüne gelmemizi sağlayan bir sürü önemli belge var. Şimdi bu Satoshi Nakamoto Enstitüsü'ndeki literatüre baktığınızda bizim ekonomik, toplumsal ve teknolojik olarak bu sürece nasıl geldiğimiz yazıyor. Mesela bu tabii manifesto. Bakın B-Money 1998 tam 10 yıl önce bir dijital para üretilmiş. Weida'yı yani bu Satoshi Nakamoto'nun white paper'da ilk atıf yaptığı kişi. Aynı zamanda Cyberpunk grubu Extropian denilen iki grup var. O zaman yıllarca bu tartışmaları yapan grupların üyesi. Ve burada gördüğünüz gibi zaman damgasının nasıl olabileceği, protokoller, hashcash gibi şeyler var. Şuralar teknolojik taraf. Bakın. Ama şurada Timothy C. May var. Bu işin tamamen toplumsal tarafı ile ilgili yazılar yazıyor. 1988, 1994. İşi daha çok anarşist bir bakış açısıyla ele alıyor. Ha bunun anarşist bakış açısıyla ele alması Web3'ü anarşist yapar mı? Yapmaz. Çünkü bunu zamanın ruhu belirler. Yani zamanla işte merkezi borsalar, farklı şeylerle sistemle barışır. Ama belli bir noktada Timothy C. May'in görüşleri çok önemli. Yani yeni internetin nasıl kurgulanacağı anlamında. Buradaki ana karşı otorite de aslında teknoloji devleri. Merkezi teknoloji devleri. İşte Nick Szabo'nun akıllı kontratlarla ilgili başta olmak üzere birçok konudaki yazısı var. Bakın bunlara bakın. David Shaw aynı şekilde daha bu hafta yanılmıyorsam konuşmacıydı. Çalışmalarına mutlaka bakın. Bir de bakın işin ekonomik tarafı nasıl yıllar içerisinde gelmiş. Burada bazı liberal ekonomi programları ile ilgili belgeler var. Ben ekonomi okumadığım için onları çok mühendis olduğum için çok detaylıca anlayamıyorum. Ama burada bakarsanız ekonomi ile ilgili yani liberal ekonominin nasıl onların düşünce dünyasına ilham verdiği ile ilgili şeyler var. Mesela bu Sibel atakları falan. Bunları anlıyoruz rahat. Teknolojik şeyler. Bakın akıllı kontratlarla ilgili sözlük 1995 yılında yazılmış. Bitcoin'den 13 yıl önce akıllı kontratlarla ilgili sözlük yazılmış. İşte paranın kökleri görüyorsunuz 1892. Bankacılığın gizemi 1983. Aynı zamanda bu şeylerde hemen bir tane daha sekme açayım size. Şurada. Aynı zamanda bu tarz çalışmalarda uzun tartışmalarla geleceğin nasıl olacağı düşünülmeye başlamış. Mesela biz şu an kripto paraları konuşuyoruz. Bunu 1980'lerde konuşmuş bu insanlar ya. Aynı zamanda transhümanizmi de konuşmuşlar. Yani artık uzak geleceğin nasıl olacağını. Mesela burada şurada Extropians diye bir grup var. Bakın 1996-2003 arası yazışmaları var. Weidai.com bakayım internet sitesini görebiliyor musunuz? Sanırım görünmüyor. Orada var. Şu an ekrana gelmedi galiba. Bakayım paylaştım ama biraz yavaş gidiyor galiba. Şimdi dolayısıyla 3 tane şey var. Ha, şuradan hemen göstereyim. Bakın şu. Extropians diye bir şey var. Şu weidai.com adresinde. Buradaki yazışmaları okuduğunuzda daha 1990'larda mesela Müslümanlar anonim paraya nasıl bakar? Bunun tartışmasını bile yaptıklarını görüyorsunuz. Yani çok derin tartışmalar ta 90'larda oluşmuş. Bugüne öyle geldik. Devam edelim. Şurada benim sorduğum sorulardan sizin beğendikleriniz arasında şey vardı hatırladığım kadarıyla. Burada hangi teknoloji kullanıyor? Biraz bahsettik ama balinalara da geç gelelim. Bir dakika. Ha bu biraz büyütmüşüm bunu da. Şimdi burada şu Simplicity, Rust, JX,
Solidity. Bunların dışında Go programlama dili, Rust programlama dili, JavaScript. JavaScript hala çok önemli çünkü neredeyse her blok zincir bir yerde JavaScript'e ihtiyaç duyuyor. Bunlar kullanılıyor. Bir de Rich diye bir dil var. Biz Türkiye'de onun hackathonunu da yaptık. Yani Rize, Edirne, Adana, Ceyhan, Hatay. Bu dile de bakın. Cross platform, yani birçok platforma aynı anda dep geliştirebiliyorsunuz. Ona da mutlaka bakın. Şimdi balinaları sormuştunuz. Balinalar da şöyle arkadaşlar. Tabii bu endüstriye erkenden girenler dijital varlıklarını çok yüksek miktarlara çıkartmış ve bununla piyasayı manipüle edebiliyor. Balinalaşma aslında biraz işin kaçınılmaz doğasında var. Diyelim ki çok küçük bir proje var, tamamen merkeziyetsiz gidiyor. Stake modellerine dayanıyor. Yani hisselerin %51'ini kontrol eden kişi biraz da kontrol edebiliyor gibi. Henüz çok küçükken, yani örneğin 100 milyon dolarken girip buraya bir kişi 1 milyar dolar yatırım yaptığında onun merkeziyetsizliğini bozabiliyor. Yani balinalaşma olabiliyor. Bunun gibi şeyler sıklıkla duyuyoruz. Buradaki balinaları da aslında sınıflıyorlar. Yani en 5000 Bitcoin üstündekilere kambur balina, 1000-5000 arasına normal balina, sonra aşağıya doğru köpek balığı, yunus, ahtapot, yengeç balık falan diyorlar. Buradaki şey bu, ama uzun vadede balinalar aslında ekosistemi devam ettiriyor yani. Çünkü onlar oradan kazandığı için zaten insanları bir şekilde oraya çekebilecek bir strateji izliyorlar. Burada sizin sorularınızdan, blok zincirler birbirine bağlanıyor mu? Bu kadar çok blok zincir var. Bunlar ne olacak? Yani CoinMarketCap'e girince 15 bin tane proje var. Arkadaşlar zaten bunların çoğu şu anda bu Layer 2 denilen, yani Ethereum olsun, işte Binance Smart Chain olsun, bunlar üzerinde, Moonriver şimdi başladı, türetilen projeler. Yani siz orada aslında 10 dakikada bir kripto varlık çıkartabiliyorsunuz. Bir akıllı sözleşmeye bağlı olarak. Ama onun dışında da bazı projeler var. Mesela Python dilinde yazılmış. Örneğin Facebook'un DM diye bir projesi var. Duymuşsunuzdur. Eski adı Libra. DM Move diye bir dilde yazılıyor. Hareket anlamındaki Move. Şimdi Move dilini Polkadot altyapısına bağlayacak bir araç yoktu. Pontem diye bir network gitti, dedi ki biz Move dilini Polkadot'a bağlayacağız. Bununla ilgili hibe de aldılar ve bu köprüyü kurdular. İşte bu köprüler sayesinde blok zincirler birbirine bağlanıyor. Özellikle Polkadot ekosistemindeki bridge'ler, köprüler bu işlevi görüyor. Diğer ekosistemlerde de muhtemelen vardır. Burada işte ön plana çıkan Solana, Atom, Avalanche gibi çoklu zincirli ağlar var. Bir soru gelmiş. Blockchain'de mesela kazım yapıyor dediğimiz bilgisayarların %51'i kuantum işlemcili aşırı hızlı bilgisayarlar tarafından hacklenerek işlem yanlış kişiye ödenebilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Şimdi kuantum teknolojisinin burayı nasıl etkileyeceğiyle ilgili tartışmalar var. Kesin bir şey söyleyemiyoruz. Elbette öyle bir ihtimal var. Sadece şunu biliyoruz. Teknoloji kendi çözümlerini zaman içerisinde geliştiriyor. Yani teknolojiyle ilgili sorunlar çıktıkça zaman içerisinde ona dair çözümler gelişiyor. Böyle bir sorun çıktığında da yine farklı bir teknolojik çözüm üretilebilir. %100 demiyorum ama tahminim o. Yani yıllar içerisinde gördüğüm o. Ama dediğin ihtimal var. Şimdi hep soruyorlar, balon mu, endüstri büyüme yönünde ilerliyor mu? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada en önemli şey dotcom krizi 2001, internet endüstrisine doğru yatırımlar çok hızlı bir şekilde, çılgın bir şekilde artıyor, hisse değerleri artıyor ve daha sonra balon patlıyor. Şimdi dotcom krizini çok iyi çalışmamız lazım. Dotcom krizindeki olay ne? Yatırımcı müşteriden çoksa bir süre sonra o balon şişiyor ve patlıyor. Şimdi biz düşünelim, bir kripto varlık var. Mesela ismini vermeyeyim. Şu an çok da yüksek market cap'i. Bu kripto varlık yıllardır söylemesine rağmen hiçbir teknoloji üretmemiş. Sadece yapacağız, edeceğiz demiş ve her yere reklam vermiş. İşte Çin'de atıyorum insanları toplayıp böyle network marketing yapmış. Aldırmış. Bu balon bir süre sonra
patlaması normal. O yüzden biz Web3 konuşuyoruz. Web3 çünkü işin müşteri tarafına odaklanıyor. Use case'ler geliştirip, kullanım senaryoları geliştirip çözüm üretmeye odaklanıyor. Web'i ilerletmeye odaklanıyor. O yüzden Gavin Wood'un yazısı önemli. Ha, endüstride 100 kişinin 99'u buna odaklanmıyor. Yani şu anda biz bu haftanın 10x yapacak coinleri diye bir yayın yapsak bunun 10 katı izlenirdi. Bakmadım da ya izlenme sayısını tahmin ediyorum. Şimdi niye? Çünkü insanlar şu anda öbür tarafa odaklanmış durumda ve bu bir balonu şişirir, patlatır. Bu normal. Ama siz şuna odaklanın. Buradaki gelişen teknolojiyi takip ederseniz gerek yatırımlarınızın kalitesi ona göre olur, gerekse hibe programlarından faydalanırsınız. Ama şu anda bir balon var mı? Bunu siz cevabını verin. Yatırımcı, müşteriden şu an çok geliyor değil mi? Öyleyse şişiyor. Ve doğru teknolojileri geliştiremezsek o balon patlar. %100 demiyoruz ama teknolojik altyapıyı ona sağlayamazsak. Çünkü insanlar o paraları veriyor. Orada bir ürün ortaya çıkıyor. Bunu bir ideolojik amaçla vermiyor ki. Bunu verirken diyor ki bunun işte bu ürün bir gelir modeli ortaya koyacak. Bir internet startup'ı gibi düşünün. Ve o gelir modeli sonucunda biz gelir elde edeceğiz. Örneğin siz kitap coin diye bir coin alıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kitap coin gidip işte bir kitap platformu kuracak. Kitap yurdunun, Diyanar'ın Web3 versiyonu. İnsanlar orada kitap alırken bu kitap coin'le ödeme yapacak. Buradan da kitap coin'in fiyatı artacak. Müşterisi çok olacak yani. Onu düşünüyorsunuz ve yatırım yapıyorsunuz. Bu önemli. Yatırım yaparken kritik nokta bu. Balonu da patlatıp patlatmayacağına karar verecek bu. Ama şu an işler çok iyi gidiyor mu? Bir anlamda iyi gitmiyor. Çünkü teknolojisini konuşan, yatırımı konuşandan daha az. Şirketlerin nasıl entegre olacağını bir arkadaşım sormuştu. Yavaş yavaş vizyoner olanlar daha önden entegre olacaklar. Ben şimdi bir tane daha bir şey paylaşmak istiyorum size. Bir blok zincirin nasıl çalıştığına dair. Şimdi arkadaşlar blok zincirde en önemli şeylerden biri sizin yönetimde hakkınızın olması. Yani sizin, bakalım şu an yükleniyor mu? Umarım yüklenir. Sizin normalde, kontrolde edeyim, gelmiş mi? Şu an ekran gelmedi daha. Şimdi bu anlatayım. Şöyle bir şey, geliyor, yükleniyor, umarım yüklenir. Şimdi burası biraz uzun sürüyor çünkü blok zincire bağlanıyor şu anda. Referandumların falan nasıl çalıştığını göstermeye çalışacağım. Şimdi şöyle, mesela bende Kilt token var. Kilt elimde tutuyorum. Ve borsada tutmuyorum. Borsada şu tutuyorum. Bana ne diyor Kilt? Bir oylama olduğunda senin bu oylamaya katılma hakkın var diyor. Şimdi bunu bir yenileyelim. Senin bu oylamaya katılma hakkın var diyor. Mesela geçenlerde ne oldu? Bu staking ile ilgili olarak, yani staking miktarları ile ilgili olarak bir referandum yapıldı. Bir kullanıcı, herhangi bir kullanıcı bir referandumda diyor ki bu staking oranları 100'den 20'ye düşürür, 1000'den 20'ye düşürürsün minimum stake oranları. Bunu referanduma koydu. Biz de burada blok zincir üzerinden girip oy verdik. Şimdi bu yüklenir mi bilmiyorum ama yüklenene kadar ben size şuraları göstereyim. Mesela şurada gördüğünüz gibi 3 tane farklı cüzdan var. Mesela bu Sporan Wallet, Kilt'in kendi cüzdanı. Şu MetaMask, Ethereum ağındaki cüzdan. Bu Polkadot'un cüzdanı. Aynı şekilde mesela Brave üzerinde de şeyler var. Diğer Binance Smart Chain'in falan cüzdanları var. Biz bir internet sitesine girdiğimizde işte burada gördüğünüz cüzdanlarla bağlanacağız. Bu cüzdanlarla bağlanacağız ve daha sonrasında da işlemlerimizi yapacağız. Şu an sunucusunda bir sorun var galiba. Başka bir Polkadot'a bakalım. Olmadı. Ona bakamayacağız. Mesela burada benim cüzdan hareketlerimle ilgili bilgi var. Mesela gitmişim. Ben demokraside oy kullanmışım. Görüyorsunuz. Yani buradaki demokrasi dediğim şey bu işe yarıyor. Burada oy kullanıyorsunuz. Sizin normalde Web2 platformlarında oy kullanma hakkınız falan yok yani. Burada oy kullanabiliyorsunuz. O yüklenmedi. Yükleniyor. Polkadot geldi. Polkadot'tan göstereyim. Arkadaşlar bakın mesela burada yönetim var, görüyor musunuz? Burada demokrasi var. Hazine var. Hazineden bir şey isteyebiliyorsunuz. Proposal gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Türkiye'de şöyle şöyle bir şey yapacağım. Bana hazineden para verin.
Hatta burada tipsler falan var. Buradan bahşiş isteyebiliyorsunuz yaptığınız çalışmaya. Buradan proposal gönderiyorsunuz. Daha sonra referanduma giriyor. Önce motion oluyor. Motion'dan sonra referanduma giriyor. Referandumda oylanırsa ona o belirttiğiniz cüzdan adresine ödeme yapılıyor. Mesela şu anda bir tane referandum devam ediyormuş. Bu referandumla o ilgili 243 kişi, 243 tane evet, 4 tane hayır oyu var. 243 oy toplam 114.000 dotla verilmiş. Hayır oyu 16 dotla verilmiş. Gördüğünüz gibi bu referandum kabul edilince artık geçecek. Hatta Polkadot'ta Polkadot'un logosunu dahi oylamaya açabileceklerini duyurdu Gavin Wood. Her şeyi burada oylamaya açıyorlar. Ben yine bir kilit'i deneyeyim ama son kez. Açıldı. Bakın mesela arkadaşlar burada bir referandum var. Diyor ki staking oranlarını düşürelim. Biz bunu niye yapıyoruz? Çünkü diyoruz ki staking oranları düşmezse insanlar yeterince bu dijital varlığa sahip olmak istemeyebilir. Biz bunu gidip kilidi kuran kişiye söylemiyoruz. Burada referandumu açıyoruz. Bakın şu an evet oyu verilmiş. Ben de evet oyu verdim. 312.000 kilitle evet oyu verilmiş. 210 kilitle hayır oyu verilmiş. Referandumdan geçtiğinde artık gerçekleşecek. Bakın buraları, bu polkadot.js.org, buraları inceleyin. Bir blok zincirinin nasıl çalıştığını. Burada mesela hazine var. Hazinede şu an 419.000 kilit var. Siz buraya hazineye başvurabilirsiniz. Pardon. Şunu açtık. Bunlara da mutlaka bakın. Yani Web3'teki fark bu. Web3'te biz blok zincir üzerinden referandumlar yapıyoruz. Hazineden hibe istiyoruz. O dijital varlığın yönetimine katılıyoruz. Facebook'ta böyle bir şey yapabilir misiniz? Google'da, StreamYard'da yapamazsınız. Soru okuyorum. Hocam Web3 bulut depolama sistemine yönelik projeler nedir? İşte IPFS. Yani Filecoin, Siacoin. CoinMarketCap'te Storage diye bir bölüm olabilir. Ona da bakabilirsin kategori. Başka soru var mı? Başka soru var mı arkadaşlar? Merak ettiğiniz bir şey. Kripto paralarla ilişkisi nasıl? Kripto paralar hani arabanın egzozundan çıkan duman gibi. Arabanın teknik aksamı blockchain oluyor. Arabanın şoförü de Web3 oluyor. Hocam şu andaki kripto paraların %95'inin yok olacağını düşünüyorum. Fikriniz nedir? %95 bile bence az. Bunu şöyle düşünelim. 90'larda çıkan web sitelerinin yüzde kaçı şu an ayakta kaldı? Hatta geçen biri bununla ilgili şöyle demiş. Yani 1900'lerin başındaki araba markalarının kaçı ayakta kaldı? Veya sosyal ağların kaç tanesi şu an hala hayatta kaldı? Web 1, Web 2'de projelerin %99'unun, internet gelişmelerinin %99'unun battığını gördük. Web 3'te de göreceğiz, normal. Doğru. Ama bu normal bir süreç. Yani bunu korku senaryosu gibi de internet teknolojilerinin kaçınılmaz şeyi bu. Her batan şey bir bilgi birikim bırakacak diğerlerine. Açık toplum ilişkisine değinebilirsiniz. Bunu da değineyim. Şöyle, hani şimdi George Soros falan da Bitcoin'e girince artık hani Bitcoin açık toplum falan kaçınılmaz taraf diye düşünülüyor. Burada yine zaman belirleyecek. Yani şimdi siz bugün güzel, dün güzel bir şey söyledi Gavin Wood. Yani insanların içindeki kötülüğü biz burada değiştiremeyiz dedi. Yani insanların bunu ne niyetle kullanacağını bilmiyoruz. Yani siz açık toplum diye bunu finanse edersiniz. Tam tersine tamamen nefret söylemiyle ilgili projeler de finans ortaya çıkıp işte ırkçılıkla ilgili veya İslamofobik projeler, antisemitist projeler ortaya çıkıp onlar da finanse edilebilir. Yani çok hızlı bir araba düşünün. Şu an nereye gideceğini o kadar iyi bilmiyoruz. Ama açık toplumu savunan insanların da Bitcoin'in etrafında biraz yani öbeklendiğini görüyoruz. Twitter'ın kurucusunun Bitcoin dünya barışı getirebilir söyleminin arkasında da biraz o var aslında. Kit projesini, ICP bu internet computer projesi değil mi? Onu daha araştıramadım valla. Ama bana soruyorlar, araştırmak istiyorum. İnşallah araştıracağım. Kit projesi işin noteri gibi davranıyor. Yani sitelere girerken girdiğiniz bilgileri sadece sizin değil. Yani diyelim ki yarın bir makineyi internete bağladınız. Nesnelerin internetine. O makinenin internete verdiği bilgileri
kadar her yerde bizim bir kimlik katmanına ihtiyaç duyacağız. 1985'ten beri zaten iki tane şey tartışıldı. Anonim para, anonim kimlik. Anonim parayı tamam yaptık, anonim kimliği tam olarak yaptık mı? İşte Kilt biraz onu çözmeye çalışıyor Ingerup ekibi, Alman projesi. Yine zaman gösterecek, insanların kullanımına kolayına gelecek mi falan. Başka soru var mı? Ben bir şey daha söyleyeceğim. Bugün katılmadan önce Next Burn ne? Next Burn'u bilmiyorum ama Proof of Burn modeliyle çalışıyor olabilir. Hemen bakayım mı? Next Burn bir saniye. Şimdi konsensus modellerini incelerken Proof of Burn modeller çıktı. O Next Burn'u şu an göremedim. Direkt Next Burn diye. Ama şöyle Proof of Burn diye bir model var. Fikir birliği algoritması. Gitgide coin yakıyorlar. Yani yaka yaka bir tür gelir elde ettiriyorlar madencilerine. Öyle bir şey olabilir. Tam sitesini yazarsan şimdi yetişmese de bakarım ya. Merak eder bakarım. Şimdi ben buraya katılmadan önce bir WhatsApp grubuna attılar. Şu Platin'in iş kitapları ödülleri.com diye bir site varmış. Ben de orada adaymışım. Bahar Hocam siz paylaşırsanız sevinirim linkini. Oy verirseniz sevinirim. Burada bahsettiğim şeylerin bir kısmı da zaten buradaki kitaptandı. Hatta bonus olarak o kitaptan da bahsedeyim. Bu sitede bakayım geldi mi size görüntü. Bu iş kitapları ödülleri.com diye bir siteymiş. Buradaki kategorilerde oy verebilirsiniz. Şöyle ileri diyorsunuz. Blok zinciri oy verelim. İleri diyorsunuz. Şurada kategorilerin birinde girişimcinin başucu kitabı var. Ha, dördüncü kategoride yılın en iyi girişimcilik kitabında. Bu kitaba oy verirseniz sevinirim. Yine ileri ileri deyip bitiriyorsunuz. Aslında çok bir şey yok. Sizden bir bilgi istemiyor. Yoksa zaten size vermezdim yani. Sizin bilgilerinizi site kaydetmiyor. Ben de oyumu kullanıyorum. Sonra oylamayı gönder diyorsunuz. Başka bir şey yok. Buna da katılırsanız sevinirim. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız. Web3 kendi pasif gelir elde edebilir miyiz? Veya Web3 eğitim olarak nasıl geliştirilebilir? Yazılım öğrenmek gerekir. Yazılım öğrenmeniz %100 gerekmez ama yazılım öğrenirseniz Rust, Solidity gibi diller iyi olur. Kendi pasif gelir elde edebilir miyiz? Zaten staking modelleri aslında buna dayanıyor. Biraz tercih edilme sebepleri de o. Yani siz staking'e koyuyorsunuz. O kendi kendine gelir elde ettiriyor. İşte %10'dur, 12'dir. Tabii o dijital varlığın fiyatı düşerse düşüyor geliriniz. Artarsa artıyor. Web 3.0 eğlence dışında sürekli fayda sağlayacağı bir alanda varlığını devam ettirebileceğine inanıyor musunuz? Kesinlikle inanıyorum. Çünkü dünyanın finansal yapısı şu an yeterince akışkan değil. Yani mesela eğlencenin çok dışında bir şey söyleyeyim. Doğrudan sosyal sorumluluk yani. Şu anda mesela Yusuf Serhat Öztürk yazmış. Mesela sen bir şey ürettiğinde örneğin diyelim ki mesela teknolojiyle ilgili yazılar yazıyorsun veya bir farklı bir konuda videolar çekiyorsun. Sen finanse edilmezsen bunların devamlılığı gelir mi? Gelmez. Şöyle düşün, 1990'lardan beri bir sürü insan blog açtı, bir sürü bilgi paylaşmaya çalıştı ama blogların %99'u kapandı. Neden? Çünkü asıl sebep bu. Onlar motive edilmedi yeterince. Bir hobi olarak kaldı ve bir süre sonra ondan vazgeçti ve üretken insanlar yavaş yavaş üretimlerini bıraktılar. O yüzden kesinlikle eğer cüzdanları internete bağlar ve para akışkanlığını çok hızlandırırsak insanlar birbirini finanse edebilirse bu Web3 bu alanda çok güçlü olur. Küresel anlamda yani senin ürettiğin bir şeye tüm dünyadan mesela yurt dışındaki Türklerin yani Türkçe bilenlerin senin çalışmalarını finanse edebileceğini düşün. Web3 hakkındaki en yeni gelişmeleri takip edebileceğin siteler nelerdir? Yani ben Web3 ile ilgili işte LibGen'deki kitaplara bakıyorum. Şu an bir tane kitap var. Token Economy diye bir kitap var. Onun dışında projeleri inceliyorum. Yani işte kripto bir sürü proje bahsettiniz ya burada onları inceliyorum. Yani Web3 ile iddiasında olanlar nasıl bir model kullanıyorlar bunlara bakıyorum. Yeni projeler önemli.
yeni bir proje olduğunda girin, bakın, şöyle bir white paper'ına bakmaya çalışın. Videoyla kendilerini anlatmışlar, videolarını izlemeye çalışın. O şekilde aslında şey yapabilirsiniz. Teşekkür ederim link için. Buradan da oy verirseniz sevinirim. Dördüncü kategoride. Başka soru var mı? Sanırım cevapladım tüm soruları. Algorand blockchain ile alakalı düşünceleriniz nelerdir? Algorand ile ilgili zaten kitap yazmıştım. Algorand, yani kendi kullandığım kadarıyla iyi bir teknoloji. Ama fiyatı nasıl değişir onu bilemiyorum. Ama ben yazdığımda 0.35 dolarlarda, şu an 1.5'larda falan herhalde, takip etmedim ama. Helium projesini biliyor musunuz? Şu an en büyük web projesi gibi duruyor. Bakayım, Helium'u daha incelemedim, duydum. Ama şey yapamadım. İşte buradaki büyüklük aslında şey oluyor. Sadece hani burada bir karşılar, büyüklük dediğimizde maksimalizme giriyoruz, kabileciliğe giriyoruz. Yani bakın, ben mesela Polkadot'tan bahsettim ama Polkadot'un diğerlerinden büyük olduğunu söylemiyorum. Sadece bir kişi bunun zeminini çok iyi kurgulaması lazım. Bu aynı Web2'de bir sürü insanın web siteleri açması, daha sonra bu web siteleri yerine WordPress bloklara geçmemiz gibi. Yani WordPress işin hamurunu çok iyi yaptı. Ve o hamuru herkes aldı, kullandı. Şimdi hamuru kimin yapacağını çok önemli. O yüzden Helium, oraya bakmamız lazım. Yani işin hamurunu kurguluyor mu? Yani Polkadot'ta Substrate denilen framework aslında bu işin Linux'u gibi. Yani blockchain'in Linux'unu yapmaya çalışıyorlar ki bağımsız bir geliştirme. Dakikalar içerisinde blok zinciri herkes kursun. Ona farklı içinde paketler olsun. O paketlerle mesela içine DeFi paketi, NFT paketi falan, Chainlink'in Oracle verileri paketini atıp kullanalım. O yüzden onu tavsiye ederim. Proje çok iyi olabilir ama önemli olan birlikte çalışabilirlik diğerleriyle. Token ekonomi kitabını Libgen'den indirebilirsiniz. Libgen diye bir site var. Google'da yazınca çıkar, orada vardı. Başka soru. Yusuf Serhat'ın dediği doğru. Müşteriye fayda sağladığı ölçüde dahil olacaktır. Ben de onu söyledim. Yani müşteriler önemli. Parachain'lere DOT kilitlemek mantıklı mı sizce hocam? Daha DOT şey daha çok yeni ama Kusama ekosistem tarafında çok başarılı işler çıktı yani. Bir koyup 15 alan direkt Moonriver gibi projeler oldu. Ama ben bunu anlamlı buluyorum, bu Parachain olayını. Yani Polkadot ekosisteminin paraları 1 yıllığına 2 yıllığına kilitlemesini sistemi, yani blockchain ekosisteminin devamlılığı için çok kaliteli bir adım olarak görüyorum. Çünkü herkes şey modunda ya, sabah koyayım akşam 5 katını alayım. Sen diyorsun ki burada 2 yıllığına paranı kilitleyebilir misin? Yani o tarz bir, o kalitede bir proje olması lazım. Koydukları hedefi beğeniyorum yani. Parachain'leri söyledim. Çevirilerine bile neredeyse ben yaptım, o kadar söyleyeyim. Resim dokümantasyonunda o kadar önemsiyorum yani. Polkadot'un wikisinde. Çok önemsiyorum. İnşallah bu tarz kalıcı şeylere geçer. Yani insanların burada kumar gibi bakmasındansa yatırım gibi bakacağı ve müşterilerin de olduğu ve Web3 ekosisteminin bütün paydaşlarıyla kurulduğu bir interneti inşa edebiliriz. Başka soru var mı? Tamam, herhalde sorular da bitti. Yavaştan toparlıyor muyuz? Tamam. Arkadaşlar, özellikle hocamıza oy vermeyi unutmayalım. Linki arkadaşlar bıraktılar zaten. Merak edenler için tekrar chat kısmında hocamızın Twitter hesabı da var. Orada daha detaylı bilgiler var. Aradıklarını sanırım odamı. Tekrar sorusu olan, merak ettiği olan varsa son kez bir çağırın. Ether ağında saklanan verilere çok hızlı erişim mümkün mü? Örneğin büyük bir Netflix yapımlarını ağa gömebilir mi? İşte orada dış dünya verilerini, IPFS protokolünü kullanıyoruz. Mesela geçenlerde RMRK'de bir kişi 1,5 saatlik podcast'ini NFT olarak yayınladı. Ether ağında bu maliyetler çok yüksek olabilir ama Remark tarafında, Kusama tarafında şu an onun şeyler var. Hatta bir tane şey yapıldı Kusama'da.
bir sanal gerçeklik gözlüğüyle gezilebilen böyle bir 15-20 metre derinliğinde bir mekan mı ne ağ yüklendi. Öyle bir çalışma yapıldı, sanatsal bir çalışma birkaç ay önce. Yani mümkün ama Ethereum tabii biraz şimdi şey diyorlar, Ethereum zenginlerin mekanı diye. Yani maliyetler Ethereum'da yüksek de diğerlerinde olabilir. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Yani zihniniz berraklaşmıştır Web3 konusunda. Umarım. Evet, Ethereum'da ücretler şu an çok yüksek. Hocamdan da ekstra teşekkür ederim. Genel çok böyle yüzeysel biliyormuşum. Gerçek hayatı kullanımı ilk defa herhalde şu an algılayabildim. Kendi adıma çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Akıyor zaten. Ben çok küçük bir şey soracağım. Belki şu an herkes üniversiteyi bitirip bir iş sahibi olmak istiyor ama bu alanda da nasıl iş bulabilirler kendilerini? Büyük bir iş hacmi olacak mı? Sadece okuldaki bölümlerine odaklanmayıp buralara da nasıl odaklanabilirler diye bunu sormak isterim. Tamam. Şöyle işte başta bir elçi olabilirler öğrenciyken. Bu programların elçisi olup ekosistemi tanımaya başlayabilirler. Sonuçta ekosistemde yapıyorsunuz çevre. Oradaki çalışanlar başka yere geçiyor. Belki sizi takım arkadaşı olarak görüyor. Orada da beraber çalışmak istiyor. İlk olarak elçilik. Ardından teknik tarafla ilgili şeyleri söyledim. Rust Solidity falan. Ben teknik değilim. Tamamen işin ekonomisine odaklanacağım falan diyorsa bol bol okuma yapmalarını öneriyorum. Yani bol bol okuma yapıp daha sonra Medium tarzı yerlerde biraz yazıp çizip insanlarla tanışmayı. Ondan sonra işte o projelerin pazarlama kısımları oluyor. Yani marketing kısımları oluyor veya yönetim kısımları oluyor. Buralarda konumlanabilirler, kariyer yapabilirler. Şu an birçok blok zincir projesinde Türk var. Yani şaşarsınız. Her yerde Türkler var. Web3 Vakfı'nda da Türkler var. İşte en son Web3 Vakfı'nda eğitimin başına bir Türk geçti. Teknik eğitimlerin başına. Mina projesinde var. Avalanche zaten. Yani bir yer, birçok yerde Türkler var. Siz yeter ki orada yani vizyonunuzu ortaya koyun. Şu an biraz daha üzerine konuşulmayan taraf işin sosyal, toplumsal tarafı. Oralarda bir şeyler yazıp çizin. Mesela Web3 gelecekte atıyorum kitap satın alma sitelerini nasıl etti? Birisi mesela Trendyol'u sormuştu. Mesela bunun üzerine çalış. Trendyol gibi alışveriş platformları Web3'te nasıl etkilenecek? Veya diyetisyen olan vardı arkadaşım. Diyetisyen ve hukuk sanırım. Mesela bu gelecekte diyetisyenlik, psikologluk gibi online hizmet verenler Web3'e nasıl entegre olacak? Bunlar üzerine çalışabilirsin. Çok teşekkürler. Herhalde başka sorumuz kalmadı değil mi? Yok, sizin varsa. Tabii ki bu bilgileri Doğa hocamızdan çıktı. Sosyal medyalardan, LinkedIn'den, Twitter üzerinden takip etmeniz aslında güncellemeleri de takip etmeniz. İlk adım olarak faydalı olacaktır. Bu hocamızı takip ederseniz gayet de keyifli olur. Belki önümüzdeki zamanlarda bir etkinlik daha yaparız. Güncel gelişmeler, sürekli gelişen bir bilgi var burada, projeler var. Tekrardan da belki de bölüm bölüm gideriz. Mesela turizm sormuş Muhammed Bey. Yine onu söyleyeyim abi. Onu bir söyleyeyim mi? Şimdi turizm çok önemli. Çünkü turizmdeki ana sorun küresel anlamda ne? Güven. Bizim güven giren her alanda Web3'ü koyabiliriz. Geçen mesela bir çok sevdiğim, değer verdiğim bir hocam, Şeref Sarıoğlu, denk geldik. Dedi ki, nerede bunu uyguluyorsun? Cevabımız şu, Web3'ü güven söz konusu olan her yerde uygulayabilirsiniz. Dolayısıyla turizmde de aynı şekilde. Yani turizmde güven esaslı olan o bazı verilerin blok zincire yazılması, ödeme sisteminin blok zincir üzerinden olması ki oradaki bahşişlere kadar her şeyin blok zincir üzerinden olabileceği. Başka bir ülkeye giderken işte sizin o telefonunuzdaki uygulamadan birçok şeyi çözebilmeniz. Bunlar olabilir veya işte orada bir hırsızlık olduğunda, bir sorun olduğunda blok zincir üzerinden belki takibi sağlanabilir. O paranın nereye gittiğinin de.
Bu ihtimaller de var. Dolayısıyla turizm bu işin göbeğinde aslında. Bazı oteller de zaten ödemeyi kabul etmeye başladı. Diğer soruda gas fee'ler Ethereum 2.0'da düşecek tabii de Ethereum 2.0 ne zaman gelecek? Şu an biz kitapları okuduğumuzda 2018'de Ethereum 2.0'a geçileceği planlanıyor, yazıyor. Yani inşallah olur ama bayağı geçti üstünden. Teşekkür ederim. Güney, senin de sözünü bölmüş gibi oldum da önemli, ona dedim değineyim. Estağfurullah, gayet de açıklayıcı oldu. Alanlara yönelik de önümüzdeki zamanlarda belki etkinlikler yaparız. Özellikle Twitter'ı aktif kullanıyor Burak hocamız. Oradan takip edebilirsiniz. Hı hı. Teşekkürler öyleyse herkese. Tamam, teşekkür ettik. İyi pazarlar. Ağzınıza sağlık değerli bilgiler için. Bahar, teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederiz katıldıkları için. Sağ ol Bahar, görüşürüz. But there's a million things that keep you up at night until the morning. You see the light, why does it blind you when instead it should have filled your world with color? Don't look down, I understand this love can make you feel like you were falling under. We won't drown, there's always time to sing a song and walk along this road together. We're living life, we're all surviving, all surviving. You got it wrong. We're living life, we're all surviving, all surviving. Get to hear me now. Everything's gonna be good.